Arka taraf çok zor. Evet, çok evet. Yüksek hızda. İşte onu soğutmak için çok özel teknolojiler var. Türkiye'de işte. Bunu da gerçek platformuna daha yarışmak bizde bugün çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Üçüncü gururumuz Teknofest etkinlikleri. Gençlerin, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin bu anlamdaki yeteneklerini keşfetme anlamında da çok önemli. Yani petrol, doğalgaz, onlardan daha da en büyük zenginliğimiz Türkiye'nin gençliği ve onların zekaları, onların ufku, hayalleri. Bugün hem Selçuk Bayraktar, Hayduk, tüm Bayraktar grubu ailesi, 3D Vakfı, Sanayi Bilim Sanayi Bakanlığımız, işte bu arkadaşlarımızın hayallerini keşfediyorlar. Bunların gelecek kurgularını somutlaştırmak için çok önemli bir çaba ortaya koyuyorlar. Az önce arkadaşlarımızı gezdik. Türkiye'ye dair, teknolojiye dair çok güzel ufukları var, çok güzel heyecanları var. Onları gördük. Yarışmalara katılan arkadaşlar ve bu gayreti sürdüren arkadaşlar. Türkiye'nin her tarafında katılan takımlar var. Bu bizim için çok büyük bir övünç kaynağı oldu. Gaziantep'te olması da ayrı bir gurur. Yani sadece belli bir kesim buraya katılmıyor. Yani toplumun her kesiminden, Türkiye'nin her tarafından genç beyinler burada. O çok önemli. Yani İstanbul'daki bir genç de, Van'daki bir genç de, İTÜ'deki bir genç de, işte Trabzon'daki bir genç bu yarışmaya katılabiliyor. Dolayısıyla bir fırsat eşitliği var. Hayallerin yarıştığı bir yarışma, platform. Çok önemli. Biz hükümet olarak da, bakanlıklar olarak da çok destek veriyoruz. Bugün bu heyecanı yaşadık. Hayal edince gerçekleşiyor. Bizim dedelerimiz hayal ettiler. Karadan denizlere gemileri yürüttüler ve ne fetihler yapıldı. Bugün az önce Selçuk Bey'le baktık. Uçan araçların işte yeni teknolojisine yönelik işte her türlü yarışmadan tutun da jet motorlarına varıncaya kadar. Bunu bu gençler yapacak. Biz inanıyoruz bu gençlere. Ve bugün Teknofest bu imkanı sağlıyor. Çok önemli savunma sanayinde önemli şirketlerimiz, milli teknolojide çok önemli adımlarımız oldu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bugün çok heyecanlıyız. Gaziantep'te, Anadolu'da bu ruhun da ayrıca yansıması. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yarın yine bu coşkuyu sürdüreceğiz. Ben tüm gençlere, onları yetiştiren öğretmenlere, annelerine buradan selamlarımı gönderiyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin geleceği daha da güvenli, daha da güçlü. Buna inanıyoruz. Ayakları yerden kesen bir festival, Teknofest. Türkiye'de uçuşa geçti. Buna emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Selçuk Bey'in geçen Cezeri modeli, yani bizim atalarımız El Cezeri'nin dünyaya kattığı bilim, teknoloji anlamında çok büyük hizmetleri var. Ama bir anlamda üstü küllenmiş. Şimdi onlar tekrar o küllerinden yeniden doğuyor. Tüm insanlığa katkı yapacak bu teknoloji gelişimlerinin. Hepsi çok değerli. Çünkü işte motoru da olacak, modeli de olacak. Yani hepsinin ayrı bir değeri var. Hepsi çok kıymetli. Hepsine başarılar diliyorum. Daha hepsini gezdirmedik Sayın Bakanımıza. Karar hepsini gezdikten sonra. Evet. İnsanlık yararına teknoloji yarışmaları var. Çevre teknolojisi yarışmaları var. Biyoenerji yarışmaları var. Yani spektrum çok geniş. O yüzden sonrasında karar verir diye düşünüyoruz.